yerli ve milli kaynaklarla gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu üstün teknolojiler. Meşhur Yunan spiker Yannis Theodoratos'u bir kez daha endişeye sevk ettiği ve Türkiye'nin silah sistemlerini tanıtma konusunda yıllardır yayınlarına devam eden Yannis Theodoratos en sonunda gerçeği itiraf etti. Türkler, tarih boyunca her zaman Yunanistan'dan daha güçlüydü. Hala daha güçlüler diyen Yannis Theodoratos, Türkiye ile Yunanistan arasında çıkması muhtemel savaşla alakalı yaptığı yorumlarla Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu Yunan kamuoyuna aktarmaya çalıştı. Şimdiye kadar Türk düşmanlığıyla Yunan kamuoyunu beslemeye çalışan meşhur Yunan spiker Yannis Theodoratos, şimdi birdenbire çıkıp Türkler bizden daha güçlü nidaları atıyorsa, bu Türk ordusunun gücü ve kudretini bildiği ve bizden korktuğu için. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker Yannis Theodoratos, Türkler tarih boyunca her zaman Yunanlılardan daha güçlü olmuştur ifadelerini kullandı. Theodoratos, Türklerin her zaman planlı hareket ettiğini ifade ederek, Neo-Osmanlıların moralimize saldırmak için tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Türkler asla rastgele bir şey yapmaz. Türkler bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacaklarından %100 emin olurlar dedi. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru ama zaten tarih boyunca Türkler her zaman Yunanlılardan daha güçlüydüler diyen Yannis Theodoratos, biz tarih boyunca hep kendimizden güçlülerle savaşmaya mecbur kaldık ifadelerini kullanarak, Türk ordusunun gücünün Yunanistan'dan çok ama çok daha yüksek olduğunu itiraf etmiş oldu. Yunan spiker, Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine de değinerek, Türkler bizi vurmak için gelişmiş füze sistemleri geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyorlar dedi. Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle Yunanistan'da oldukça tanınan ve hatta belki de Türkiye'deki şanı ve namı Yunanistan'dan daha fazla olan Yunan spiker Yannis Theodoratos yine Türk korkusunu açığa çıkartacak açıklamalarda bulundu. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Yannis Theodoratos, yıllardır Türkler çok güçlü, Türkler yeni silahlar yapıyor ve bizi vuracaklar korkusunu Yunan kamuoyuna aşılamaya çalışıyor ancak kendisi de Türkiye'den gerçekten ciddi manada korkuyor. Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerini detaylı şekilde inceleyen Yunan spiker Yannis Theodoratos, Türkler TRG-300 ve Bora gibi Yunanistan'ı rahatlıkla vurabilecek balistik füzeler geliştirdi dedi. Türkler bizi bu füzelerle vuracak diyen Yunan spiker, atmaca füzesinin ise Yunan ordusu için oldukça büyük bir tehlike olduğunun altını çizerek, buna karşı bir önlem geliştirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin toprak kazanacağı bir döneme girdik diyen Yunan spiker Yannis Theodoratos, Türkiye'nin denizde ve karada toprak kazanacağı bir döneme girdik. İttifaklar kuruyoruz ama bu ittifaklar ihtiyacımız olursa bize jet ve asker verecek türden değil. Bu yanılsamaya kapılmamalıyız, yalnız savaşacağız ifadelerini kullanarak Batı dünyasının olası bir Türkiye-Yunanistan savaşı başlaması halinde Yunanistan'a beklenen ölçüde destek vermeyeceğini ifade etti. Milli ve yerli kaynaklarla gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın eş zamanlı olarak yürüttüğü 750'den fazla muhteşem proje sayesinde hiç olmadığı kadar güçlü bir noktaya geldi. Türkiye'yi durdurmak, Türkiye'yi yavaşlatmak için her türlü ambargoyu uygulayan, her türlü yaptırımı, kısıtlamayı masaya getiren Batı devletleri ise Türkiye'nin gelişme seviyesini ve hızını düşüremedikleri için oldukça büyük bir sıkıntı içerisinde. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyordu. Türkiye'ye silah vermezlerse, Türkiye'ye ambargo koyarlarsa, Türkiye'nin diz çökeceğini, Batı devletlerinin isteklerini yerine getireceğini sanıyorlardı. Ama
Hiç de öyle olmadı. Türkiye, milli teknoloji hamlesine güvendiği, yerli ve milli silah sistemlerine güvendiği ve siz satmıyorsanız ben yerli ve milli olanlarını kendi başıma geliştirebilirim diyerek dik duruşunu sürdürdü. Bunun sonucunda bugün bir tarafta denizaltılar, öbür tarafta savaş uçakları, TCG Anadolu gibi devasa gemiler, İHA'lar, SİHA'lar, balistik füzeler, gemi savar füzeleri, milli torpidolar, askeri uydular üretilir hale geldi. Tüm bunlar milli teknoloji hamlesiyle oldu. Milli ve yerli imkanlara güvenen Türkiye Cumhuriyeti, ben yerli ve milli olanı gerekirse daha pahalı olsa da üreteceğim diyerek dünyanın ambargo oyununu terse çevirdi ve bugün bize ambargo uygulayan ve yaptırımlar yoluyla tehdit eden ülkelerin Türkiye ile tekrardan pazarlık masasına oturmak için gösterdiği çabayı görmeye başladık. İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı tüm ambargo ve yaptırımları kaldırdı. Finlandiya ve İsveç'te de Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kaldırılıyor. Çok yakında Almanya ve Amerika'nın da uyguladığı ambargoları kaldırmaya hazırlandığını bekliyoruz. Ve bu gerçekleştiğinde işte milli teknolojiyle dünyanın dev ülkelerini biz dize getirmiş olacağız. Bize parmak gösterenlere gereken dersi evelallah milli teknolojimizle vermiş olacağız diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.